Ankara'da şehir merkezinin biraz dışında bir çöp toplama şantiyesinde çöpten toplanan kitaplardan özel bir kütüphane açıldı. Türkiye'nin en önemli kütüphanelerinden biri olan bu merkez, bizlere yoktan var olmanın hikayesini anlatıyor. Şantiye alanının sorumlusu Emirali Urtekin, hikayenin detaylarını bizimle paylaştı. Şöyle diyelim efendim, bir yıldır kütüphanemiz var. Kütüphanemizin başlangıcı, sizin de söylediğiniz gibi çöp noktalarımız var. Biz kontroller işine giderken orada çöp noktaların yanında kitapların olduğunu fark ettik. Bu kitapları işçi çocuklarımız ve işçilerimizi buluşturmak için, muhafaza için topladık. Kendi şantiyemizde böyle bir yer uygun bulduk ve burayı teşrif yapıp, planlayıp burada yerleştirmesini yaptık. Bu sebepte çıkış sebebimiz böyle oldu. Yani işçilerimizle ve işçi çocuklarımızla buluşturmak istedik. Tamamen spontane gelişmişti. Biz bölgeleri dolaştığımız noktada konteynerin yanında bir kutu içerisinde böyle ağzı açık kitapların olduğunu fark ettim. Bunlar nedir dedim, böyle karşılaşıyor musunuz bunlarla dedim. Evet dedi müdür, karşılaşıyoruz dediler. Bunları dedim arabaya koyalım. Ve ondan sonra geldiğimizde amir arkadaşlarla böyle bir projemin olması için biriktirelim bunları. Sonra da bunları bir kütüphane olur, başka bir şey olur diye sakladık. Bir süre sakladıktan sonra sonra buraya taşınma ihtimali olmuştu, taşınma durumumuz oldu. Bu sebeple de burada bunu tekrar burada sergilemeye karar verdik. Böyle sergileme sonucu bu hale dönüştü. Bu oluşan kitaplar artık bizi aşıyor. Hedef koyduk. Yani 6-7 bin kitabı burada barındırabileceğiz gibi gözüküyor. Onun dışında gelen kitapları da ihtiyaç sahiplerine, gerek okullar olabilir, gerek başka kütüphane, bu tarz şeyler yapmak isteyen sosyal kuruluşlara yardım ederek bu bir bağ kurmak istiyoruz. Bu da bizi onurlandırıyor, sevindiriyor. Sizlerin desteğiyle de zaten öyle oluştu bu. Yoksa bizim bu kadar çok karşılık bulabileceğini tahmin etmiyorduk gerçekten de. Burası aslında bir işçi şantiyesi, çöp toplama şantiyesi burası. Temizlik işçileri burada iş öncesi ve iş sonrası burada zaman geçirirler. Bu alan çok büyük bir alan gerçekten. Biz de bu alanı en yaşanılabilir bir duruma nasıl dönüştürebiliriz derken işte kütüphanesiyle, berberiyle, işte dinlenme yeriyle, sinema salonu, eğitim salonu gibi bölümleri var. Bu bölümlerde işçilerimiz zaman geçiriyor. Son dönemde de ziyaretçilerimiz merak nedeniyle gelip hem kütüphanemizi hem bizi bu yaşadığımız alanı gözlemleyebiliyorlar. Aynı zamanda hayvan dostlarımız var. Yani biz hayatın bir parçasıyız ve yaşadığımız alan iyi olursa çevreyi de temizleyebiliriz, çevreyi de verebiliriz diye düşünüyoruz. Öyle bir çalışma alanı aslında kültürden ziyade ama içinde o da barındırıyor tabii ki.